Herkese merhabalar. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda tekrardan beraberiz. Bu sefer konuğum, şöyle mi göstereceğim? İrfan Ozan Olgun. YouTube'da nerede göstereceğimi falan şey yapana kadar, öğrenene kadar birkaç tane video harcadım. Öyle ters yönlere gösterdiğim, yukarıya aşağıya deyip yukarıya gösterdiğim vesaire. Bu sefer İrfan Ozan Olgun'la beraberiz bu tarafta. Kendisi aynı zamanda benim harika bir arkadaşım. En çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Tabii o yüzden de torpilli en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi olduğu için bu videoda. Yoksa başka bir neden olsun ki, değil mi Ozan? Ozan ev pilotuyum diye zannediyordum ben. Ya ev pilotusun diye yaptık. Ozan'cığım hoş geldin her şeyden evvel. Bir hoş ev pilotu olarak. Şimdi benim seninle video yapmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi pilot olduğun için değil. Havacılığın değişik noktalarından havacılığa bulaşmış olduğun için. Ve onun dışında, havacılık dışında da müthiş bir, güzel bir hayatın, müthiş, harika bir insan olduğun için seni biraz pohpohlayalım. O nedenle sana bu fırsatı verirken aynı zamanda bir amacın da insanlara, hani bizim böyle internette bazı pilotlar var ya, ben şöyle pilotum, böyle pilotum, şunu uçuruyorum, bunu uçuruyorum diyen insanlar yerine, senin gibi aslında pilotların çoğunluğunun ne kadar mütevazi insanlar olduklarını göstermek, ne kadar bizim normal diğer sıradan insanlardan farkımızın olmadığını göstermek aynı zamanda. Ama tabii ki pilot olduğun için de, bu da bir havacılık ağırlıklı bir kanal olduğu için de birazcık da pilotluktan bahsedeceğiz. İstersen gel, klasik bir soruyla başlayalım. Ne zaman, nerede, nasıl pilotluğa başladın? Bize biraz kısaca anlatır mısın? Bir gün arkadaşlarla oturuyorduk. Dediler evet. Ki parası çok iyi. Tabii ki öyle olmadı. Bak şimdi. Delirdin mi? Yok, tabii ki öyle olmadı. Ailenin teşvikiyle oldu biraz. Babam çok istemiş çocukken ama işte ailesi izin vermemiş. Evet. Hani derler ya, benim çocuğum yok ama hani derler ya, yapamadığın şeyleri çocuğuna yaptırmaya çalışırsın diye. İlk maket uçağı 4 yaşında babamla yaptım. Hı-hı. Daha çok o yaptı, ben baktım. Hatta geçen bir arkadaşıma söyledim. Acaba bütün bu havacılık hırsım bu yüzden mi? Hani o maket uçağı belki bana yaptırsaydı hani yapıp geçecekti. O yaptı, ben izledim. Ama bana uçurtmuştu. Yani ilk pilotluk denebilirse ilk şeyin 4 yaşında maket uçakla başladım. Havacılığa ilk adım mı? Ama hani pilotluğu biliyorsun. Kimileri sadece jet uçurmayı pilotluk sayıyor. Kimileri işte genel havacılığı da pilotluk sayıyor. Bu yoruma açık bir soru. Cevap. Evet, aslında. Ama bence öyle. İlk 4 yaşında başladım. İlk bir hava aracını ne zaman uçurdum? 16 yaşında. Onu biraz bize anlat istersen. Ona nasıl başladın? Tabii Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Genel Müdürlüğü vardı eskiden. Yaşı evet. Tutanlar hatırlar. Ne yazık ki mazide kaldı. Bu Türk Kuşu Genel Müdürlüğü havacılığı sevdirmek ve yaymak için kurulmuş bir kuruluştu ve toplanan kurban derileri ve çeşitli bağışlar sayesinde yurdun dört bir tarafındaki gençlere kura yoluyla başvuruyorsun. Şubeye, Türk Hava Kurumu şubeleri vardı eskiden. 81 ilin tamamında, ilçelerde hatta. Buralara başvuruyorsun ya da genel müdürlüğe başvuruyordun dilekçeyle ve kurayla seçiliyordun. Evet. Ve İnönü'de Türk Kuşu Genel Müdürlüğü'nün İnönü Uçuş Eğitim Merkezi var. Eski adıyla Yüksek Planörcülük Kampı. Osmanlı dönemindeki adıyla. Burada eğitim görüyorsun. Görüyordun. Eskisi gibi değil. Hala gösteriliyor. Anlatırız onu ilerleyen zamanlarda eğer istersen. Tabii ki. Bir aylık bir kurstu ilk adımı planörün. Ben planör çok istemiştim. Babam teşvik etmişti beni. Ciddi şekilde. Annemle babam. Planöre gittim. Bir aylık bir eğitimin sonunda yalnız uçtum. 16 yaşındaydım. İşte daha sonra bu 1 Mart'ı, planörcülüğün ilk adımı. 1 Mart'ı, yani bir planörü tek başına alıp kalkışını gerçekleştirip meydan turunu atıp dönüşleriyle beraber her şeyle. Sonra gelip sağ salim indirebiliyorsanız tek martı mürevesine hak kazanıyorsunuz. Bunu aldım, kazandım. Daha sonra işte başarılı olanları bir yıl sonra tekamül kursuna seçiyorlar. Öyle öyle devam etti ileri tekamüle kadar. Hatta ileri tekamülde yarıda bırakmak zorunda kaldım askerlik görevi nedeniyle ama yani ileri tekamül seviyesine kadar çıktım. Bu ne kadar zaman sürdü? Yani bütün mürevelerini alman kaç martıydı? 3 Mart'ı mıydı tamamı? 3 Mart'ı. Planörcülük eğitiminin 3 tane mürevesi var. En sonunda pilot lisansı alıyorsunuz. Normal şartlar altında 2 yıl. Benim biraz uzun sürdü. Çünkü 1 yıl üniversite eğitimi dolayısıyla ara vermiştim. Sonraki yıla
hakkımı sonraki yıla aktarmak istedim. İşte kurumla yazışmada bir gecikmeler oldu vesaire derken benim 4 yıl sürdü. Yani tekrardan başlayıp devam etmem. 99'da başladım. 2003 Eylül ayında lisansımı aldım. Senin geçmişini biliyorum tabii. Bu videoda amacımız diğerlerine de anlatmak. Ama asıl benim ortaya çıkarmak istediğim şey, şimdi hani biliyorsun benim delirdiniz mi videosu var ya, insanlar böyle deli gibi mali külfetlerin altına giriyorlar, çocuklarımız pilot olsun vesaire vesaire diye. Ben işte burada birazcık da şeye yönlendirmek istiyorum insanları, biraz düşünmeye yönlendirmek istiyorum. Çünkü Atatürk kurarken insanlara, gençlere havacılığı aşılamak dışında aynı zamanda sanki havacılığı bir kariyer olarak düşünmek isteyenlere de bir fırsat tanıma amacıyla kurulmuş bir kurum olarak düşünmüş. Tabii tabii, kesinlikle. O meşhur lafı var ya, hani istikbal göklerdedir diye. Yani aslında Atatürk'ün havacılığı önemsediği laflar sadece bu kadar değil. Bir de onu bırak, sadece o lafı bile etmiş olsa, bence Atatürk o kadar büyük bir adammış ki bu lafın altını boş bırakmamış. Böyle bir kurum kurarak ve böyle bir tam anlamıyla bir sivil toplum kurumu kurarak, sivil toplum örgütü kurarak insanların nereden gelirlerse gelsinler, sen söyledin 81 ilde şubeleri vardı dedin, hatta ilçelerinde dedin. Yani Türk genci eğer havacılığa meraklıysa, havacılığı kalbinde hissediyorsa, onun için önüne çok büyük bir olanak sunmuş. Tabii ne yazık ki Türk Hava Kurumu şu an çok kötü bir durumda. Kayyumlar atılmış vesaire vesaire vesaire. Yıllar boyunca herhangi, o zaman hangi siyasi iktidar iktidardaysa onların elinde bir şekilde oyuncak haline gelmiş. Ne yazık ki şu an Atatürk'ün özlem duyduğu ve kurmakta da ön ayak olduğu yapıdan çok fazla uzaklaşmış durumda. Ama ben insanlara da şunu söylemeye çalışıyorum. Yani zamanında Türkiye'nin herhangi bir köşesinden herhangi bir Ahmet, Mehmet, işte Ozan dilekçe yazarak ve bu konudaki arzusunu dile getirerek bedavadan eğitim almayı da elde etmiş diye gördüm. Ve 16 yaşında yani. Evet. Düşün, daha ehliyetin yok, araba kullanamıyorsun ama Türk Hava Kurumu sana böyle bir imkan sağlıyor. Pilot lisansı alabiliyorsun. Hani planör, işte yamaç bölüştü, yelken kanat falan, ama pilot lisansın oluyor. Bir hava aracını bu adam kullanabilir diye ehliyet veriyorlar. Aynen. Ne kadar müthiş bir şey değil mi? İnanılmaz. Neyse. Bir lüks aslında. Çünkü aslında dünyadaki havacılığı değil. Da biliyoruz. Dünyada böyle bir şey yok. Bak, senin yani, hiçbir devlet kurumu ücretsiz 16 yaşında alıp, ben hiç duymadım, ücretsiz pilot lisansı sahibi yapan bir devlet kurumu bilmiyorum. Silahlı hoş, kuvvetler. Türk Hava Kurumu bir devlet kurumu değil. Tabii, özel bir kurum. Ama şöyle bir şey var. Silahlı kuvvetlerde de ücretsiz değil, bir zorunlu hizmet var. Orada başka tabii. Dinamikler de var. Tabii. Vatan sevgisi, vatan borcu gibi önemli dinamikler var. Ama Türk Hava Kurumu'nda öyle bir şey yok. Türk Hava Kurumu'nun tüm misyonu gençliğe havacılığı sevdirmek ve aşılamak. Karşılığında bir karşılığında bir şey istemiyor başka. Diyor ki ben havacı bireyler yetiştireceğim ve bunu ülke satına yayacağım. Ve ondan sonra da ne pilot ihtiyacı olacak, ya daha doğrusu ne pilot açığı olacak, ne pilotlar yetiştirmek için hava yolları deli gibi uçuş okullarına para verecek. Yani çok değişik bir sistem hakikaten. Gerçekten ileriye dönüşlü bir sistem, görüşlü bir sistem. Kesinlikle. Ama sonradan içerisi biraz boşaltılmış. Altı bayağı, boşaltılmış ama. Bayağı altı boşaltılmış. İlk kuruluşu ve ilk, yani ben havacılık tarihçisi abilerimiz var. Onların paylaştığı gazete küpürleri, yayınlar oluyor. 1980'lere evet. Kadar neredeyse yurdun dört bir tarafına ücretsiz PPL bile veriyorlarmış. Evet, evet. Ücretsiz PPL diyorum yani. Şu an 20 bin euro falan galiba fiyatı. Bilmiyorum fiyatı ama yani şu an kimsenin kolay kolay yaklaşabileceği seviyede ücretler değiller ne yazık ki. Aynı ve bu zamanda, özel pilot lisansı. Yani ticari bir faaliyet için evet. Yapılmıyor. Hobi için yapılan bir faaliyet. Ve tabii bununla beraber ülkenin değişik yerlerinde meydanlar da var. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Benim bunu videoya da koyacağım. Halamın Samsun'da 1940'lı yıllarda çekilmiş Türk kuşu uçağının önünde resmi var. Yani Türk kuşu aynı zamanda değişik havaalanlarına gidip, şu an artık aramızda olmayan bazı havaalanlarına gidip insanlara, gençlere havacılığı teşvik etmek için etkinlikler düzenlemiş. Dolayısıyla böyle bir kurumun artık aramızda olmuyor olması bence
Çok büyük bir şanssızlık bizim şimdi açımızdan. Şimdi Samsun demişken uzun zamandır da sesi çıkmıyor. Video aracılığıyla bir selam olsun. Yusuf Kahvecioğlu abi vardı Üstad. Evet. Havacılıkta gerçekten yani benim için komple havacılardan biridir. Onun da adını analım. Hem analım. Takip eden gençler de bir havacı nasıl olması gerekiyor? Ülkeye nasıl faydalı bir havacı olur? Biraz internetten araştırıp belki Yusuf abi hakkında bilgi edinirler. Samsun'da birileri varsa, Yusuf abinin başını ağrıttıracağım ama ben Samsun'da olsam dibinden ayrılmazdım yani. Mutlaka Yusuf Kahvecioğlu'nu bulun, bacaklarına yapışın ve size havacılığı anlatsın gençler. Kendisiyle maalesef bu zamana kadar tanışmaya kısmeti olmadı bende ama ne yazık ki o da ülkemizdeki havacılık çarklarını çok iyi bilen, onlarda nasıl o çarklar arasında bir şeyler yapmak istediğiniz zaman eritildiğini, öğütüldüğünü çok iyi bilen bir insan. Zamanında bir sürü başından geçen olayları duyduk, bildik, gördük. Hepsi ne yazık ki benim de zaman zaman dile getirdiğim sıkıntıları o zaten yaşayarak deneyimlenmiş bir insan. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ben birçoğunu biliyorum. Sohbetlerim oldu kendisiyle çünkü. Bir gün inşallah ben de kendisiyle tanışacağım zaten. Yani bir kahve çekirdeğinin değirmende öğütülmesi gibi bir havacıyı nasıl böyle sıkıştıra sıkıştıra eze eze havacılık neredeyse havacılık sevgisini yok etme noktasına getirdiklerini gıyaben şahit oldum diyebilirim yani. Evet. Neyse biz güzel şeylere odaklanalım. Güzel şeylerden bahsetmişken sana dönelim tekrar güzel insanlardan biri olarak. Peki planör lisansını aldın. Ondan sonra hava yoluna geçmen ne zaman oldu? Nasıl oldu? Onu biraz o anlatayım. Biraz meşakkatli oldu. Evet. Beni biliyorsun biraz idealist bir adamım. Eskiden çok daha idealist. Şimdi biraz köreldi. Tecrübeyle mi oldu? Artık yaş ilerledikçe mi? Yaş ilerledikçe oluyor öyle. İdealler biraz yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Şimdi benim bütün devrelerim hava yollarına geçti planörden sonra. Ben dedim ki ben planörü çok sevdim. Planörde kalacağım. Ve planörcülüğü yaymaya çalışacağım. İşte bunun için zamanında bir kulüp kurduk. 10 yıl kadar ayakta tutmaya çalıştık. Hatta Türkiye'deki ilk olan kulüp TÜ yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra yine kurulanlar oldu. Şu an aktif bir tane varmış. Geçenlerde öğrendim. Çok mutlu oldum. Öyle mi? İstanbul'da. İstanbul Planörcülük Kulübü diye bir kulüp kurulmuş. Bizimki Planörcüler İktisat Spor Kulübü'ydü. Böyle bir şekilde planörcülüğü Türkiye sathına yayma. İşte planörle uçma. Yani bunu havacılığı sadece hava yolları olmadığını göstermek istedim insanlara. Evet. Ya da havacılığın sadece savaş pilotluğu olmadığını anlatmak, göstermek istedik bir grup arkadaş olarak. Ki bu grup arkadaşın içinden de birkaç tanesi halen hava yollarında uçlarına devam ediyor. Ve ben hobi olarak yapmak istedim. Yani bunu profesyonel hayata döndürmek istemedim. Bazı şeyleri iyi ki yapmışım diyorum. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda aslında profesyonel olarak yapıp bir yandan da amatör olarak devam edebilirmişim de diyorum. Bir 10 yıl kadar bu mücadelem devam etti. Orada işte iki farklı branşta üniversite bitirdim. O konular üzerine iş yapıyordum, çalışıyordum. Ve bir yandan da uçuşmalara devam ediyorum. 2010'un yaz ayında askere giderken bana böyle bir veda yemeği tarzı bir şey yaptı arkadaşlar. Evet. Ve orada arkadaşların hepsi der ki saçmalıyorsun. Hani bak yanımıza hani acayip acayip adamlar geliyor. Yani neden acayip acayip dediklerini anlatacağım. Onun içine ne giriyor o parantez içinde? Tamam acayip peki. Acayip. Sen 10 yıldır sürünüyorsun. Neden? Senede 5-10 saat planörle uçacağım diye. Gel buraya hava yollarına yanımıza. Hani uç. Şimdi kazandığından ne kadar kazanıyorsun? İşte x lira kazanıyorum. Hava yollarında 5x kazanacaksın, 6x kazanacaksın. Kendi planörün ama kendi planörün de istediğin gibi uç. Hani sürekli her yıl çünkü ben 10 yıl boyunca şirketten de izin alarak senelik izinlerimi ve biraz da ücretsiz izin kullanarak İnönü'de de geçiriyordum. Hani millet Çeşme'ye Alaçatı'ya gidiyor sahillerde esmerleşiyor. Ben İnönü'de gidip planörle uçarken esmerleşiyorum. Ve hani şirkete döndüğü zaman işte bu yaz ne yaptın şuradaydım buradaydım. Bana kimse sormuyor çünkü alıştılar 10 yıl boyunca hani. Yani o zaman uçuşa gitmiştir o. İşte değişik uçuş fotoğrafı var mı? Bir iki tane gösteriyorum. Ha, tamam çok güzel böyle. Yaşayan bir 10 yıl. Ama beni en çok etkileyen ve böyle hani bazı laflar vardır insanı sarsar ya biraz da tehditti tabii bu. Bir abim dedi ki oğlum seni döverim bak dedi. Saçma sapan insanlarla uçuyoruz dedi. Havacılığı sadece para bu saçma sapanın içini şimdi dolduruyorum. Tamam. Havacılığı sadece parası iyi diye duyup gelen
Ama mesleğin getirilerini götürülerini daha çok götürülerini hiç araştırmadan gelen. İnsanlar geliyor ve yanımıza mutsuz mutsuz uçuyorlar. Kendilerini uçuşa veremiyorlar çünkü sıkılıyorlar işte, sevmiyorlar. Ne zaman seviyorlar? Ay başında ATM'ye gidip parayı çekerken işte iyi ki bu işi yapıyorum diyorlar. Ama ertesi gün kokpite tekrar geldiklerinde tekrar mutsuzlar. Çünkü gerçekten sevmediğim bir işi yaparken, hele de böyle klostrofobik bir işi yaparken, çünkü basınçlı bir metal bir tübün içinde uçuyoruz havayollarında. Hani bir yamaç paraşütü gibi, genel havacılıkta bazı uçaklarda gibi açık kokpit uçmuyorsun. Evet. Uçtuğun irtifalar çok yüksek olduğu için basınçlandırılmış ve kapalı bir kokpitte uçuyorsun. Evet. Aslında baktığın zaman klostrofobik bir ortam. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Hani derler ya, havacıların kafasında bir tahta eksik olmalı derler ya. İşte sebeplerinden biri bu. Ama bu arada belirtelim. Yani şu arkanda gördüğünüz uçakların içinde uçuyorsunuz yani. Basınçlandırılmış. Bu arada belirtelim, 737 kokpitinde uçtuğun için klostrofobik tabii. No normal. Olabilir, doğrudur. Neyse, devam et o zaman. Askere gittim ve askerde düşünecek çok vakti oluyor insanın. Hani 6 ay bütün işte eğitimlerin dışında bayağı düşünecek vakti oluyor kendime. Ve geri dönünce zaten ailem de hep teşvik ediyordu. Hani senin hani seviyorsun, çok sevdiğim bir iş. Kafan sürekli yukarıda gökyüzünde, uçak sesi duyunca işte kalbinin atışı hızlanıyor. Ha, hepsini görüyorlar tabii benim etrafımda. Evet. Dediler ki hani biz elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ve senin delirdiniz mi? Videonu atıfta olacak ama delirdiler. Yani bir tane evleri vardı. Ona ipotek ettirdiler. Ben ilk başta istemedim falan. Babam dedi ki hayır. Ben her çocuğuma bir şey yaptım. İşte ablana şunu yaptım. İşte sana da bunu yapacağım. Ve yani sana güveniyoruz. Hani evi sattırmayacağını düşünüyoruz. Dediler ve ipotek edip kredi çektik. Vay canına. Ben işte araştırdım. Bir uçuş okuluna başladım. Ve 15 ile 18 ay süren modüler ATPR kursu benim 2,5 yıl sürdü. Çünkü retake oldum. Hı. Neden? İşte bu da benim için müthiş bir öğretiydi. Ben biliyorum dedim. Ben 10 yıldır planörle uçuyorum. Ben zaten uçuyorum. Hani bu işin teorisi hani tam zaten çok dağılıyor konu ama ATPR kursunda size bir şey zannediyor arkadaşlar. Çünkü bana da mesajlar geliyor. Kokpit Aero'da yazdığım dönemde de çok gelirdi. ATPR kursunda bitirdim. Bitirir bitirmez seni şu arkadaki uçağın kokpitine, öyle bir dünya yok. Yok. ATPR kursunu bir pratisyen hekimlik gibi düşünün. Peki. Tip eğitimini de tıpta uzmanlık gibi düşünün. Yani ek eğitim alman lazım. Havayolu tabii pilotu ki. Lisansı oldum diye seni havayolu uçağı kokpitine oturtmazlar. O uçağın ekstra eğitimleri gerekiyor. Tabii ki. Dolayısıyla hani ben de zaten bu uçağın özel eğitimi değil. Meteoroloji gördüm. Aerodinamik gördüm gibi. Hani ben zaten biliyorum dediğim için ve bu işin yanlış kısmı. Anladım. Ama şu kısım doğruydu. Ben ezber yapmayacağım dedim. Benim sınıfım 12 kişiydi. Bunun neredeyse %80'i diyeyim ezberle geçti. İşte %19'u mix yaptı. Ezber çalışma. Ben sadece çalıştım. Hatta şu arkamda gördüğünüz kitapların bir kısmı, yani şu mavi olanlar, ATPL teori dersleri. Ben oturup bunları okudum. Soru bankasından soru çözmedim çok. Anladım. Ve ne oldu? Retake oldum. 14 dersin işte büyük bir kısmını geçtim ama verilen hakları kullanamadığım için yeteri. Retake oldum. Ne oldu? Kurs uzadı. Kurs uzayınca uçuşlarım ara verildi. Çünkü bu teorileri vermeden uçuşlara devam edemiyorsun. Anladım. Ve uzadı. Ne oldu? Ev satılma noktasına geldi. Bakın 10 yıl neredeyse milli takım pilotluğu seviyesine gelmiş bir pilottan bahsediyorum. Hani bunu övünmek için söylemiyorum. Hani bakın bu kadar emek harcamış bir insan bile anladım. Bu kursu uzatabiliyor ve ipoteklenen ev satılma noktasına gelebiliyor. İşte tabii ben acayip depresyona girdim. Karalar bağladım. Biz delirdik, niye böyle bir şey yaptık dedim. Eve satılık tabelası kondu artık. Yani çok ciddi durum. Gidiyor yani. O kadar. İnsanlar eve gelip bakmaya başladılar falan. Bir teyzem dedi ki ben sana inanıyorum. Ne kadar zamana ihtiyacın var senin? Durumu hali vakti yerinde teyzelerimden bir tanesinin. Dedim ki 1 yıl lazım bana. Evet. Dersleri baştan bitirip, uçuşları da bitirip işte üzerine de 2-3 ay koydum. İş arayıp bulma. Tamam dedi, 1 yıllık parayı ben verebilirim dedi. Bu işler öyle hemen kurs bitti işe girdim diye de bir şey yok. Ne oldu? Evet. Ne benim oldu? Kursu bitirişim ilkbahara geldi. Oo. Ve ilkbaharda şirketler alım yapmıyorlar. Şirketler genelde sonbaharda alım yaparlar.
kışın pilotların eğitimlerini hallederler, tip eğitimlerini. İlkbahar ve yazında uçuşa hazır hale şekilde uçuşa verirler pilotları ki para kazansınlar. Tabii. Yani uçuşun yüksek olduğu dönemde pilotların hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla ben uçuşun yüksek olduğu dönemde mezun olduğum için bir 6 ay iş bulamadım. Yine tam böyle ev satılıyor noktasına artık hani teyzemin verdiği para da bitiyor noktasındayken şu anda çalıştığım firmama girdim. O zaten apayrı bir hikaye. O bir başlı başına bir sohbet konusu olabilir. Tamam. Para mülakatta nasıl davranılır vesaire gibi. Girdim ve rahatladık. Kredileri ödemeye başladım. İşte 3 yıl sürdü tamamını bitirmem. Teyzeme olan borcumu da ödedim. Faizleri falan filan. Ve uçuyoruz. Ama şunu söyleyeceğim yani delirmeyin. Gerçekten araştırın. Yani şu, bu işi yapmayın demiyorum. Bakın herkes diyor ki ya sen zaten olmuşsun. İşte olmuşsun derken sen zaten pilot lisansını almışsın. İşte bir havalına girmişsin. Bir havalına girmişsin. Şimdi tuzun kuru konuşuyorsun. İşte bana ne da acılar tepkiler geldi ben, o videodan sonra. Ne acılar çektiğimi ben biliyorum. Benim ailem çok yakındakiler ve sen biliyorsun arkadaşım peki. Olarak. Ben sizler bunları çekmeyin diye söylerim. Delirmeyin. İşe girmeyin değil. İşe girin ama iyicene ölçün, biçin, tartın ve araştırın. Yani ben şunu yaşadım. Cockpit Aero'da nasıl pilot olunur diye bir yazı yazmıştım. Hatırlarsın belki. Tabii ki. Pilotluk nankör bir meslek diye de yazmıştım. Hani en ufak bir sağlık kaybında sağlık lisansı iptal oluyor ve uçamıyorsun. Yıllarca verdiğin emek bir anda o yüzden nankör. Ya bunu sana yazdım ve bana şöyle mailler geliyordu. Nasıl pilot olunur yazınızı okudum. Teşekkür ederim. İşte bir metiye de diyor. Teşekkür ederim. Bir sorum olacaktı. Buyurun. Nasıl pilot olurum? Yani şimdi sen bunu diyorsan hiç kredi çekme. Evet. Yani pilot olamazsın sen. Evet. Bakın bakın derken senin izleyicilerine söylüyorum. Sürekli ders çalışmanız gereken bir konudan bahsediyorum. Bakın ben 4 yıldır uçuyorum bir fil hava yollarında ve o ATPL süreci bana ben oldum dememeyi çok güzel öğretti mesela. Evet. 4 yıldır uçuyorum. 4 yıl her yıl 2 defa simülatöre giriyorum. Hatta bir tanesini yani toplamda 4 simülatör diyeyim. Bütün havayolu pilotları onu yapıyor. 4. yılım. Diyeceksin ki aptal mısın? Hala ders çalışıyorsun. Öyle değil işte. Çalışacaksınız. Benim eski eğitim müdürüm, uçuş işletme direktörüm hala sınava giriyor. Her yıl en az bir defa sınıfta yazılı sınav oluyorlar. Yılda 4 defa simülatöre giriyorlar. Ya bu dünyanın hiç başka hiçbir mesleğini ben duymadım bilmiyorum. Siz bir kalp cerrahı profesörün emekliliğinin ne 6 ay kala sınıfa girip yazılı olduğunu ben hiç duymadım bilmiyorum. Ama pilotlukta böyle bir şey var. Ve bunu eğitim müdürü de yapıyor. Baş pilot da yapıyor. Uçuş işletme direktörü de yapıyor. Yani ben oldum artık diye bir şey yok. Ki bir sürekli de şu var, sınav, sürekli ders çalışma. Buna hazırsanız var, delirin. Ki bir de şu var, yani bir de bizim mesleğimizde yaş haddi var. Bir de onu ortaya koyalım. Mesela senin evet. sağlığın yerindeyse sen istersen 70 yaşına kadar bankacı ol. 75 evet. yaşına kadar CEO ol. Hiç fark etmiyor. Evet. Yani ne bileyim git ülkeye devlet başkanı ol. Ama 65 yaşında emekli edilmeye zorlanan bir insan biraz da tabii dediğin gibi sağlık ki yani şöyle söyleyeyim ben sana. Sağlık hani herkes benim mesela kiloma laf ediyor. Evet ben de hoşnut değilim ama mesela ben sağlık muayenelerinden geçecek kadar sağlıklıyım. Ama bunun dışında son derece fit görünen, mesela benim eski çalıştığım havayolunda çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Adamın kalbinde sorun çıktı. Ve bu adam her gün 2000, 3000 en azından jogging yapan bir adamdı. Yani bu minimum yaptığı jogging tamam mı? Koşan bir adamdı. Ve bu adam 15 senedir, adamı ben yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. 15 senedir ama adam havayolunda çalışamıyor, uçamıyor. Ona da işte şey yaptılar, sonuçta yer dersleri veriyor adam. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adam tabii böyle zamanında... Çok hikaye var böyle, çok yaşanmışlık var. Yani çevremizde görüyoruz. Hocalarımız var, arkadaşlarımız var. Tabii. İnsanlara o yüzden söylüyorum. Yani bu kadar büyük bir finansal bir riskin altına girdiğiniz zaman olabilecek olumsuz şeyleri de düşünün. Sen şimdi kalp krizi geçirsen, senden bahsetmiyorum tabii, herhangi bir arkadaştan. Havalimanına girdin, 3 senedir uçuyorsun. Kalp krizi geçirdin, uçamıyorsun artık.
Ondan sonra da banka gelip de ya kardeşim senin de kalp krizin varmış, boş ver biz sana senin borcunu almayalım demeyecek sana. Bir de bazı olaylar daha var insanların görmediği. Mesela çoğu şirket Türk parası olarak para verdiği zaman her ne kadar bunu dolara, euroya da endekslemiş olsa da bazıları kurları sabitleyerek maliyetleri kontrol altına almaya çalışıyor. Örneğin bir hava yolunda çok iyi biliyoruz, isim vermeyelim, eğitimi avro olarak borçlanıyoruz. Avro arttıkça senin borcun artıyor ama senin maaşın doğrudan TL ve dövize endekslenmiş bir TL de değil. İnsanlar ama burayı ben buraya girdim mi oldum anlamıyla bakıyorlar. Biraz bunlara ben insanlara delirdiniz mi diye. Ve iş garantisi diye bir şey yok. İş garantisi diye de bir şey yok. Bunu yazdık defalarca. Evet. Sen de yazdın, ben sen de yazdım. Bizlik ettik. Tekrardan hatırlatalım. Bir uçuş okulu arkadaşlar, hava yollarının kendi akademileri bile size iş garantisi veremez. Siz eğitime, siz seçildiniz diyelim. O eğitimi bitiremezsiniz. Yani hava yolu size şunu demez. Ya ben sana iş garantisi verdim. Tamam, pilot olamayacaksın ama işte seni teknisyen yapayım o zaman. Öyle bir dünya yok. Yani dünyada öyle bir firma yok. Ya da şu değil yani. Tamam, girdin, eğitimi de bitirdin. Sağlıktan elendin, bir şey oldu. Bizim uçuş okulumuzda bir hava yoluna bağlı değildi benim. Özel bir uçuş okulundan mezunum. Evet. Bizim uçuş okulunda, bizim üst dönemlerimizden biri. Bakın bunları hep olası şeyler, olan şeyler. O yüzden anlatıyoruz. Çocuk son uçuşları, yani uçuş okuluna girerken bir sağlık muayenesine giriyor. Biz her yıl giriyoruz sağlık muayenesine, biliyorsun. Tabii ki. Geçiyor, her şeyden geçiyor. Sağlıklı çocuk. Son mezun olmadan biraz önce tekrar sağlık muayenesi geliyor, giriyor ve renk körü çıktı çocuk. Ve biz o zaman öğrendik, renk körlüğü hani aynı alerji gibi 40 yaşında bir anda ortaya çıkabilirmiş ya da 60 yaşında bir anda ortaya çıkabilirmiş. İyi. Türkiye'deki yönetmelikler gereği, yurt dışında böyle örnekler varmış çünkü, yani bunun tersi olan örnekler, ama Türkiye'de renk körleri uçamıyor diye biliyorum. Emin değilim ama. Ve çocuk bitti yani, uçuş okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Borcun oldu peki? Tam hikayeyi bilmiyorum ama galiba uçuş okulu şey yaptı, parayı yani uçtuğu kadarını kesip, tabii masraf yapıldığı için. Ama geri kalan parasını iade ettiler diye duydum ama emin değilim. Ama bahsetmek istediğim şu, iş garantisi diye bir şey yok. Çok basit bir örnek. Sen bir üniversiteye girip çıktığın zaman senin iş garantin var mı? Yok. Yok. Bu meslek eğitimi, bu da öyle bir şey. Yani bunun bir makine mühendisliğinden, bir doktorluktan, bir avukattan bir farkı yok. Sen bir meslek eğitimi alıyorsun. Aynen. Ve bunun iş garantisini sana kimse veremez. Bir de bunlar pazarlama taktikleri. O iş garantisinin altında şu var. Evet kardeşim, ben sana iş garantisi vereceğim. Nasıl? Bütün elemelerimi geçersen, eğitimi sana koyduğum sürede bitirirsen, bütün sınavlarını geçersen, sağlığını korumaya devam edersen, benim de pilot ihtiyacım devam ederse, bu da önemli bir kıstas. Hani sektör iyiye gidiyor, daralma yok, bir şey. O zaman ben seni işe istihdamını sağlarım. İş garantisi bu. Bahsettikleri iş garantisi bu. Onun dışında kimse bir iş garantisi veremez. Sana bir de şunu söylemek istiyorum. Bir de şöyle iş garantisi olanlar var. Mesela diyor ki biz iş garantisi veriyoruz diyor. Ama diyor ki ben diyor mezun olduktan sonra gelir 250 saat seni uçururum diyor bazı hava yolları. Avrupa'da bunun örnekleri var. Ben Türkiye'de de vardı bir dönem. Evet. Ve ondan sonra 250 saatin dolunca kardeşim benim sana verdiğim garanti bu kadardı. Senin arkandan gelen öğrenciler var. Onlara da aynı imkanı sağlamak zorundayım deyip insanlara çıkış veriyorlardı. Bunu hala Avrupa'da yapan hava yolları var. O nedenle buna karşı da arkadaşlar dikkatli olsunlar diyelim. Tabii tabii. Yani o 250 saat uçurma süresince de mesela size hiç maaş vermeyebilir. Yani tam ben 250 saat çalışacağım maaş. Türkiye'de şöyle örnekler vardı. Mesela 1000 lira maaş veriyordu. 1000 lira. Evet. Çocuk havayolu pilotuyum diye dolaşıyor. Yani 1000 liralık bir yermek için söylemiyorum. Çünkü uçuş okuluna girerken bu bilinçle giriyorlar. Ben kokpite oturduğum zaman bankada şu kadar haneli maaşım olacak. Öyle olmayabilir. Attığınız imzanın anlaşma hükümlerini çok iyi okumaları lazım. Aynen. Bunları takip edin. Bizim çok arkadaşımızın başı yandı bunun. Çok arkadaşımızın başı yandı. Yani sadece pilotluk için değil, hani çok genç arkadaşlarımız da var seni takip eden. Ömrü hayatınız boyunca, özellikle lise ve daha küçük yaştakiler için söylüyorum, atacağınız her imzanın neyin altına attığınızı iyi okumanız lazım.
Evet, çok doğru. Peki bu kadar olumsuz şeylerden bahsetmişken bir kere daha benim delirdiniz mi videosunu anmışken biraz daha böyle güzel şeylerden bahsedelim. Senin pilotluk dışında, kariyerin dışında bir de çok güzel bir sosyal sorumluluk projelerine kendini adamışlığın, vermişliğin var. Biraz bundan söz edebilir misin? Şöyle, İnönü'de biz planör eğitim alırken her sabah sabah sporuna çıkardık. Ben de koşu alışkanlığı öyle başladı ve ben hiç aksattırmadan çıkardım. Ama orada koştuğumuz bizim işte pisti git gel yaklaşık 2,5 kilometre. Yani İnönü'deki pisti bilenler maksimum 4 kilometre olsun. Hani birazcık daha es yaptın kıvırdın falan. Ve ben streslendiğim zaman ya da işte canım sıkıldığı zaman çıkıp koşan bir adamım. Hep öyle oldum yani. Bu İnönü'den gelen bir alışkanlık. Çünkü koştuğum zaman belki komik gelecek ama kendimi o İnönü çayırlarında gibi hissediyorum. Ve bir huzur da oluyor içim. Çünkü hani o gün işte öğleden sonra da uçacağım yani. Ya da işte bir iki saat sonra da uçacağım gibi bir hissiyat kaplıyor beni. Bu dedim ya kaldım, retake oldum, acayip depresif bir durumum var. Sürekli çık koşuyorum. Kuzenim dedi ki, oğlum dedim bu kadar koşuyorsun. İstanbul Maratonu da geliyor. Gel beraber gidelim. Koşalım dedim maratonda. Dedim ki oğlum manyak mısın? Ben nasıl maraton koşayım 42 kilometre? O kadar cahilim ki. Dedi ki oğlum sadece 42 yok. Maratonlarda işte 10 kilometre parkuru da var. İşte 21 var, 42 var. Hani fun run diye bir kısım var. Hani eğlence koşusu 10 kilometre. Bunu yaparsın. Zaten 3-5 koşuyorsun. Dedim ama iyi fikir falan. Kaydolalım. Ve ne oldu? O kaydolmadı. Ben kaydoldum. Koştum. Neyse. Kayıt için İstanbul Maratonu sayfasına ulaşırken adım adım diye bir oluşum var. İşte koşu programı yayınlamam. Diyorlar ki şöyle sloganları var. Sadece kendiniz için koşmayın. İşte bir sivil toplum kuruluşu için de koşun. Allah Allah falan. Hani ilginç geldi. Ve hani bize hep öğretilen şu. Havacı olmak iyi bir insan olmak demek. Yani sen havacıysan toplumda örnek olman lazım. Oturmasını kalkmasını biliyor olman lazım. Bu zihniyeti bize hep İnönü'de aşıladılar. Bu Türk kuşu kültürüydü. Anladım. Türk kuşu kültürüydü ve bu adım adımın işte sadece kendin için koşma, toplumu bir faydan olsun gibisinden çağrısı benim çok hoşuma gitti. İşte iyi oldum adım adıma. Antrenmanlarına katılmaya başladım. İşte yetiştirdiler bizi 10 kilometre hiç yorulmadan. 9-10 haftalık bir programları var. Çaylak programı deniyor buna. Hı hı. Ve sivil toplum kuruluşları geliyor. Kendilerini tanıtıyorlar, anlatıyorlar. Ve ilk koşumu bu sayede Türk Eğitim Gönülleri Vakfı için yaptım. İşte bir haber veriyorsun etrafına mail yoluyla, ya e-posta yoluyla ya da işte telefonla mesaj atarak. Ama en etkilisi e-posta ve şimdilerde sosyal medya. Ben diyorsun ki işte sevgili Bağ nasılsın? İşte görüşmeyeli uzun zaman oldu. Ben İstanbul Maratonu'nda işte 10 kilometre koşacağım hayatımda ilk defa. Ama bunu sadece kendim için değil, Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nın ya da işte AKUT'un ya da TEMA'nın seçilmiş STK'lar var. Akreditasyonu sağlanmış şeffaflık konusunda. Bunlardan birini söylüyorsun. İşte bunun şu projesi için koşuyorum. İşte sen de yardım etmek ister misin deyip aşağıya ne kendi banka hesabını koyuyorsun linkini, ne adım adımın bir banka hesabı var. Seçtiğin sivil toplum kuruluşunun resmi banka hesabının linkini koyuyorsun. Evet. Ona tıklıyorlar. Güzel bir sistemi var. Bilişim sistemi var. Altyapısı çok güzel. Ona tıklayıp bağış yaptığı anda kişi, mesela sen bana bağış yaptın X lira. X lirayı bana bağış yaptığın anda o sivil toplum kuruluşunun hesabına gidiyor para. Bana, sadece bana, başka kimseye değil, Bahadır Acuner sana şu koşun için X lira bağış yaptı diyor. Ve sana anında sivil toplum kuruluşundan bağış sertifikası ve teşekkür e-postası geliyor. Çok şeffaf, 360 derece bir uygulama. Ve insanları bu şekilde teşvik ediyoruz. Çok ciddi miktarlara ulaştık. Yani 2007'de kurulmuş adım adım. Ben 2014-2015 sezonunda katıldım. Şimdi şu an yakında görevi bırakacağım ama Antalya İl Sorumlusuyum adım adımı. Ve bunu yani şu an bir maratona katılınıldığı zaman etrafında 4000-5000 tane adım adım aktif koşucu olabiliyor. Aa, o kadar fazla. Onlarca milyon TL para toplandı bu kadar çok yılda. Çok güzel. Bunu adımadım.org sitesinden ya da ipk.adımadım.org sitelerinden tüm miktarları, hangi STK'lara bağış yapıldığını tamamen şeffaf ilgilenenler bakabilirler. Tamam. Videonun altına da linkini koyarız. 5 şehirde gönüllü koşucu olmak isterlerse aktif adım adım şu an. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa.
Buralarda haftanın iki günü sürekli antrenman yapılıyor. Bu pandemi döneminde ara verildi ama normal zamanda. İnternet sitesi üzerinden il sorumlularına ulaşıp, antrenörlere ulaşıp antrenmanlara ücretsiz katılabilirler. Hiçbir ücret alınmıyor. Ve hem farkındalıkları gelişir. Sivil toplum kuruluşları ve toplumun problemleri anlamında. Anladım. Hem de koşabilirler. Süper. Böyle koşmaya başladım ve koşuyorum. Mesafeler çok arttı tabii yıllar içerisinde. Şimdi ultramaraton seviyelerine giriş yaptım son 2-3 yıldır. Maraton üstü seviyelerde yarışmalara katılıyorum amatör olarak. Triatlon filan türünden şeylerde mi gireceğiz seni yoksa? Benim bütün sıkıntım, mücadelem hep kendimle oldu. Hani birileri şunu yapamazsın dediği zaman bu konuda da hırslanıp çalışmışlıklarım var, çabalamışlıklarım var. Ama hep daha iyisi olmaya çalıştım. Yani hep böyle. Koşuda maraton ve ultramaraton mesafesine ulaşınca yine abilerimden biri, aynı zamanda müthiş bir triatlettir, Ufuk Biriz. Selam olsun ona da buradan. Tamam, selam. Bana dedi ki, o manyak mısın sen? Niye abi dedim. Maraton, ultramaraton işte koşuyorsun. Müthiş bir şey var. Vücuduna verdiğin işte yük, stres, tamam antrenman yapıyorsun, sağlıklı yapıyorsun vesaire. Gel dedi, half Ironman yap dedi. Maraton mesafesinden daha az yorarsın vücudunu. Çünkü 3 disiplinden oluşuyor. Ben o zamana kadar çok bilmiyordum Ironman, half Ironman falan. 3 farklı disiplinden oluşuyor. Her seferinde işte farklı kas gruplarını çalıştırıyorsun. İşte ilk başta şu kadar mesafe yüzüyorsun. Sonra bisiklete biniyorsun. Sonra koşuyorsun. Triatlondan bahsediyor bana. Sen dedi işte mücadeleyi seven bir adamsın. Şöylesin böylesin. Bence de sen bu işi yaparsın. Ondan sonra evet. Bir bisiklet aldım. Üzerine düşündüm yine bunun. Aynı ATPR kursuna geçiş gibi. Bir bisiklet aldım. Şimdi 2 yıldır Grand Fondo'lara katılıyorum bisiklet yarışlarına. Ama amatör bisiklet yarışı. Grand Fondo büyük bisiklet yarışları oluyor. Bunun halk koşusu gibi amatörler için yapılan ama yine işte 60 kilometre, 90 kilometre, 120 kilometre gibi mesafelerde yapılan. Hani herkese açık. Grand Fondo'lar yapılıyor. 2 yıldır Antalya'daki Grand Fondo'ya katılıyorum ve keyif almaya başladım. İlerleyen dönemde bir Half Ironman, yani triatletlerin de şimdi yanlış telaffuz etmek istiyorum. Orta mesafe triatlon deniyor galiba literatürde. Sadece bir kere denemek istiyorum. Hani sarar da devam eder miyim? Ama şunu biliyorum, asla bir Ironman yapamam. Çünkü çok zor bir iş. Ona gerçekten adanmak gerekiyor. Ben kendimi havacılığa adadım. Kendi hayat şeyim o, yolum. Hani oraya adayamam. O yüzden hani sırf Ufuk teşvik etti diye ve hani sözünü çok dinlediğim bir insan olduğu için bir half ayrım ben deneyeceğim çünkü yaparsın dedi. O bana inanıyorsa benim de kendime inanmamak için hiçbir sebebim yok. Zaten yanılmıyorsam yakında da uçuşlara tekrardan başlayacaksınız Haziran ayının. Evet, bir terslik olmazsa Haziran ayının sonuna doğru şirketimin sosyal medya hesaplarında da duyuruldu. 27 Haziran gibi eğer bir terslik olmazsa uçuşlara döneceğiz. Harika. Bir dalgalanma falan daha olmazsa bu. Yani o kadar uçuşlarda başladıktan sonra da zaten giderek daha fazla yoğunlaşacağın için biraz da hadi böyle bir şeye hazırlanmak dediğin gibi yani çok büyük bir efor gerektiriyor. Çok aynı zamanda yani zaman gerektiriyor. Bunu yapan havayolu pilotu arkadaşlarım var. Çok saygı duyuyorum gerçekten. Müthiş bir adanmışlık çünkü. Yani uçuştan geliyorlar. İşte atıyorum ertesi gün eşiyle dostuyla gezmiyor. Sabah 4'te kalkıp bisiklet antrenmanı yapıyor. Sonra geliyor havuzda yüzüyor. Sonra dinleniyor biraz, uyuyor. Akşama doğru birkaç saat arkadaşlarıyla geziyor. Tekrar uyuyup uçuşa gidiyor. Yani böyle yaşayan arkadaşlarım var. Ben o kadar adayamam kendimi. Yani bu disipline. O yüzden hani insan da biraz kendini bilecek. Ama half Ironman belki yapabilirim diyorum. Önümüzdeki yıllarda, o da hemen değil. Daha koşuda ve uçuşta kat etmem, ekmek yeme gereken çok fırın var. Çok mesafe var uçuda da. Onları ekmek bir o kadar halledeyim. Çok yersen belki o kadar koşamazsın. Çok kötü bir espriydi. Evet, evet. Peki Ozan'cığım, sana son bir soru daha sorayım. Senin yolundan gitmek isteyen, senin hatalarını tekrarlamamak isteyen, senin hatalarından değil de iyi yönlerinden, yaptığın başarılardan da örnek almak isteyen genç arkadaşlarımıza neler önerirsin? Delirmeyin. Çok iyi. Yani gerçekten iyi düşünsünler. Yani benim kokpit ayrı ne yazık ki yayın hayatına son verdi hani. Senin bilmiyorum yazılarını bir yerde sen saklamış mıydın ama
Saklamıştım. Ben bir internet sitesi yaptım. Bütün başka yerlere de yazılar yazmıştım. Onların hepsini topladım. Kendi internet sitemde irfanozonongun.com. Hani oradan girip bulabilirler Cockpit Aero'daki eski yazılarımı. Harika. Çok defa yazdık. Sen de yazdın, çizdin. Şimdi söylüyorsun da görsel medyada. Evet. Çok fazla pozitif yanlarına, bu abartılarına, işte süslü üniformaya kanmayın. Şimdi şu konuşuluyor mesela, artık üniforma da cazibesini kaybedecek belki. Üzerimize koruyucu kıyafet giyeceğiz belki uçuş ekipleri olarak. Evet, sadece maske. Bunlar mi? Belki diyorum, çünkü konuşuluyor daha, tam karar verici şeyler değil. Yani belki bu biyolojik silah kıyafetleri gibi kıyafetler olacak. Hiçbir şey belli değil daha şu anda. Hani kısa sürelerde bunların kararları verecek ve göreceğiz ilerleyen dönemde. Onları da süslü hale getirmek için bir şeyler çıkar belki. Belki onların üzerine apolettik yerler, ne biliyorsun. Apolet mutlaka. Önemli apolet. Düşünsene öyle, şapkasız, maske var. Şapkasız çıkmayacaklar. Evet, maske var. Ondan sonra gözlük var. Hı. Ve bütün o dediğin gibi kimyasal savaş kıyafetleri. Koruma burada, kıyafeti. Ha, benim bak şeyimde, tulumumda. Yani işte işin bu kısmı tabii şirketleri ilgilendiriyor. Hani bizim görevimiz uçmak ama hani bütün bunların yanında gerçekten çocuğunun ilk adımlarını göremeyebilirsin yani bu işte. Evet. Zor bir ben şey, üniversite söylemeye çalışıyorum. Tabii yani aktif yazı yazarken Cockpit Aero'da birkaç üniversiteye konuşmacı olarak çağırmışlardı arkadaşlar, sağ olsunlar. Gidip orada da konuşmanın başında diyordum ki bakın, yaklaşık 2 saat sürecek bu konuşma. 1 saat konuşup ara verip tekrar 1 saat konuşacağız. Ve bu şöyle, programı baştan söylüyordum. Çünkü kimse bunları anlatmıyor. Bize de anlatmadılar. Yani hep evet, iyi yanları anlatıldı. Diyorum ki 1 saat sadece negatif yanlarını anlatacağım mesleğin. Sonra yarım saat olumlu yanlarını anlatacağım. Yarım saat soru cevap yapacağız. 2 saati böyle dolduruyordum ve çok verimli geçiyordu. Ve salondan ayrılanlar olduğu zaman nasıl bir haz duyuyordum anlatamam. Bu psikopatlık değil. Bu aslında onlara bir fayda. Çünkü bunları kimse onlara anlatmıyor. Bu çocuk ailesinin evini ipotek ettirecek. Uçuş okuluna gidecek. Belki yarıda bırakacak. Ben yapamıyorum. Bunu da gördük. Benim uçuş evet, okulum tarihinde bir öğrenciye burs sağlamış. Bunu yapan uçuş okulları varmış zaman. Benim uçuş okulum mezun oldu. Bunu yapmış. Burs sağlamış. Tip eğitimini bile aldırmış çocuğa. Line uçuşlarında ne olmuş biliyor musun? Çocuk ben emir alamam demiş. Bırakmış. Çok düşünebiliyor ilginç musun? Çok ve ilginç. Uçuş okulu demiş ki tamam, ben bundan sonra artık kimseye burs vermiyorum. Ah, böyle bir projeleri varmış. Ve bu örnek yüzünden. Yani o çocuk sadece kendisini değil, uçuş okulunu değil, aynı zamanda arkasından gelen İşte, ümitli insanların da geleceğini yakmış ne yazık ki. İşte yani bu mesela, bu çocuk havacı olamamış. İşte anlatmak istediğim bu. Havacı adam, bize öğretilen buydu dedim ya. Havacı adam örnek adamdır. Sadece kendini düşünmez. Etrafını düşünür. İşte şirketini düşünür. Evet. Üzerinde uçtuğu insanları düşünür. Ben şimdi şirketimde 2 yıl önce seçmelere girdim. Eski eğitim müdürüm, sen eğitmenlik yapabilirsin diye düşünüyorum. Seçmelere gir dedi. Öyle eğitim müdürü sen ol dedi, oldum diye bir şey yok yani. Bu profesyonel bir iş. Yine seçmelere giriyorsun, işe girer gibi. Girdim, elemeleri geçtim. Seçtiler sağ olsunlar. Ve 2 yıldır yer dersleri öğretmenliği, eğitmenliği yapıyorum. Bir yere bağlayacağım bunu. Orada bile ben hani öğretmenim, eğitmenim demekten eriniyorum. Çünkü öyle bir şey diyemem yani. Ben daha ne biliyorum ki öğreteceğim. Tecrübelerimi paylaşıyorum. Çok daha çok şunu yapıyorum. Sınıfa gelen katılımcıları konuşturup, çünkü geneli benden daha tecrübeli insanlar. Onları konuşturup herkes birbirinin tecrübesinden öğrensin ve ben de bir şeyler öğreneyim. Olayım bu aslında. Hani eğitmenlik kisvesi altında aslında eğitilen kişiyim ben orada. Örnek insandır dedim ya havacı. Örnek kendini düşünmez, toplumu düşünür, şirketi düşünür. Ben eğitimlerde, kabin ekiplerine de eğitimler veriyoruz. Hepsine söylediğim 2 şey var. Bir, çok sıra dışı bir iş yapıyorsunuz. Bunu da hemen burada kısaca anlatayım. Ben sokaktan geçen bir insana bir metal basınçlı tüpün içine oturtup desem ki 4 saat bekleyeceksin bu basınçlandırılmış tüpün içinde metal. Ben arada sallayacağım tüpü. Böyle oturduğun yerde arada sallanacaksın şiddetli ya da hafif. Ve basınçlı olacaksın. İşte arada ısıyla oynayacağım içerisini. Ve sana 300 euro vereceğim abi desem. Bak inan, bunu deneyebilir herhangi bir üniversite sosyal deney olarak. Kimse kabul etmez. Ama ben sokaktan geçen bir adama desem ki
Seni buradan Hollanda'ya, İngiltere'ye 4 saatte götüreceğim. Bunun için ama bana 300 euro vereceksin. Abi şu an bunu yapıyor insanlar. Evet. Yani zamanı, bütün bunlara maruz kalıyorlar ama insanların, bilmiyorum sebebi nedir ama zaman yönetimi için, yani buradan Hollanda'ya başka türlü 4 saatte gidemez ya da İngiltere'ye. O yüzden evet, bu parayı veriyor ve bütün bunlara maruz kalmayı kabul ediyorlar. Şimdi bu bir, bunu söylüyorum kabin ekibi arkadaşlara. İkincisi de şu, üzülerek ve saygıyla anıyorum tüm vefat edenleri, Kırgızistan kazasında gördük. Uçak kargo uçağıydı. Kırgızistan kazasında uçakta 3-4 kişi vardı. Ama 40-40 kişi öldü. Yani bizler görev yaparken, havacılar, şunu düşünmek zorundayız. Ben sadece ekip arkadaşlarımdan ya da yolcularımdan sorumlu değilim. Onların ailelerinden de sorumlu değilim. Ben aynı zamanda buradan Hollanda'ya giderken üzerinde uçtuğum insanlara karşı da bir sorumluluğum var. Doğru. Ben eğitimi tam yapamazsam, ya bunu da ezberleyeyim geçeyim, ya orayı zaten simülatörde sormazlar, şu böyle bu böyle deyip kaytarırsam, ben kendi vücuduma iyi bakmazsam, çünkü uçuş esnasında rahatsızlanabilirim, yediğime içtiğime dikkat etmezsem, terli terli su içersem, komik ama böyle yani, boğaz enfeksiyonu yaşarsam, ateşlenirsem uçuşta. Bakın, yani havacılıkta Swiss cheese vardır biliyorsun. Güzel. Olmaz dediğin her şey peşi sıra öyle bir olur ki sonu uçak kazası olur. Yani aynı şekilde ben bunlara dikkat etmezsem uçak bir yere düşer. O yüzden bu mesleği seçerken, şimdi senin soruna bağlıyorum. Tamam. Bu mesleği seçerken bunların hepsini düşünmeleri lazım. Hepsini düşünmeleri lazım. Çok büyük sorumlulukları olan insanlar, ya pilotlar çok yüksek maaş alıyor. Bunun sebepleri var arkadaşlar. Tam ben evli değilim ama evli olanlar için söyleyeyim. Eşini, çocuğunu, çoluğunu bırakıyorsun. Anneni, evet, babanı bırakıyorsun. Seni göreve gönderiyor şirket ki haklı. Bunun için anlaşma imzaladı seninle. Dünyanın öbür ucuna. Ve oradan sürekli buraya uçuş olmayabilir. Belki öyle bir yere gideceksin ki haftada bir uçuş oraya. Belki, evet, sadece senin firman uçuyor oraya. Ve geride bıraktığın insanlar hastalanacak, bir şey olacak ve sen yanlarına gidemeyeceksin. Çocuğun yürüyecek, ilk defa yürüyecek, ilk defa anne baba diyecek, sen bunu duyamayacaksın yani. Evet. Bütün bunları, bu abartı dediğimiz uç noktalar yaşanıyor. Bütün bunları düşünsünler, tartsınlar. Hayat boyu dediğim gibi, videoyu baş alıp izlesinler. Bir tıp profesörünün, ben 64 yaşında, emekliliğine bir yıl varken, bizde 65 emeklilik. Bütün bildiği konulardan sınav yapıldığını duymadım. Ama bu işte her yıl yapıyoruz biz. Her, evet, yıl oluyoruz. Bak bu ayın, Haziran'ın başında benim simülatörüm var. 2 gün ciddi simülatöre gireceğim. 4'er saatten. Yani deli gibi çalışıyorum oturmuş. Buna yani mecburum. Ne kadar zamandır? Buna mecburum. Evet. Buna mecburum ben. Yani 4 yıl hava yolu, totalde 20 yıllık bir süreden bahsediyorum. Mecburum ama uçmaya. Ben her zaman videolarında söylemeye çalışıyorum. Yani ders çalışmayı bilmiyorsanız, ders çalışmayı sevmiyorsanız bu iş size göre değil diyorum. Evet, evet. Yani bütün bunları düşünüp tartıp ondan sonra, tam bir tane eviniz varsa belki Rus ruleti ama hani, tam bunu oynayın yani. Anladım. Eğer kendinize güveniyorsanız, bu birikiminize yatırmaya, bunu ortaya koymaya, bu rulet masasına güveniyorsanız, ömür boyu ders çalışacağım diyorsanız bunu yapın. Ve şunu asla beklemeyin. Ben böyle mesajları artık almak istemiyorum. Gerçekten yani isyan bir konuşması gibi oldu şimdi ama. Hani şunu istemiyorum. 2 yıl sonra sektör ne olur? Abi ben, evet, Aralık ayında Mart'ta uçuşların tüm dünyada keseceğini bilmiyordum yani. Ben bana böyle mesajları atmayın yani. Bahadır'a da atmayın. Hiçbir pilota atmayın. Böyle, evet, bir mesaj yok. Yani artık yarın ne olacağını bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef. Ya bu mesajları ne siz yorulun ne biz yorulun. Bunların hepsini düşünsünler. Öyle bu işe baş koysunlar. Bak benim uçuş okullarına giderken bu olay yüzünden mağdur olan bir sürü arkadaşım var. Bir sürü eski okuyucum var. Senin takipçilerin var. Tabii. Ne olacağını bilmeden bekliyorlar. İnşallah bankalar bir çözüm bulur da kredileri ötelerler diye dua ediyorlar bunlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Neyse. Tüm bunları düşünüp tartışın. Düşünün, tartışın. Ailenizi de çok zora sokmayın.
Ben her zaman söylüyorum, ben şanslılardandım. Kendim çalışıp kendim ödedim uçuş eğitimi masraflarımı. Ona rağmen bir kısmını kredi kartıyla ödediğim için de daha sonra da ben de mağdur olmuştum. Ondan sonra tam havayoluna girdiğim zaman 2008 krizi çıktı. O nedenle de mağdur olmuştum. Yani havacılık her zaman yukarıya doğru ilerleyen bir ivme değil. Grafik öyle değil. Dolayısıyla eğer biraz matematik biliyorsanız sinüs eğrisi gibi bir yapısı var havacılık sektörünün. O nedenle bütün arkadaşlara bir kere daha iyi ve akıllı bir şekilde düşünmelerini öneririm. Ozancığım çok çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığın ve bizim hepimiz için, benim izleyicilerime zaman ayırdığın için. Estağfurullah, işte, her zaman. Bir pilotla bir havacı arasındaki farkı görüyorsunuz şu an. Ya çok sağ ol. Benim için büyük bir iltifat bu. Yani ben rica ederim. Ya sen pilotsun dedikleri zaman böyle şey olmuyor ama sen havacısın dediği zaman biri gerçekten benim için iltifat o yani. Çok 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 teşekkür ederim. Bu ayrıntıyı da ileride daha çok yayarak da anlatırız inşallah. Bundan sonra tekrar başka videolarda tekrar seninle sohbet etme olanağımız olur. Başka konulardan da konuşuruz. İnşallah. Beni izlediğiniz, daha doğrusu bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Evet, aşağıya bekliyoruz yorumları. Yandaki, bu tarafta mı, bu tarafta mı bilmiyorum ama yandaki çana da tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ozancığım tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.